Hayırlı günler değerli arkadaşlarım, değerli izleyicilerim, değerli ailem. Bugün kalbinin birçok çeşidini yapacağım ve hepsini aynı videoda göstereceğim. Şöyle ilk önce barbunyamı haşlamaya koyuyorum. Bayağı bir barbunya haşlayacağım. Kaldirikle beraber. Allah, duman geliyor ağzıma burnuma. Ah. Kaldirik için haşlıyorum arkadaşlar. Dondurucuya koyacağım. Kavurması çok güzel oluyor. Önceki videomda izlediniz. Bakalım kaynamaya dursun sonra. Bakın ne yapacağım. Barbunyamı akşamdan haşlamıştım. Aman ıslamıştım be. Bir de konuşabilsem neler konuşacağım. Böyle dün getirdiğimde ayıklamıştım arkadaşlar. Çiçekleriyle barbunyayı güzelce haşlayacağım. Poşetleyeceğim. Dondurucuya koyacağım. Çıkartıp kavurup kavurup yemek için. Çok güzel oluyor kesinlikle. Bu çiçek kısmı, bu barbunya için. Bu da turşu için. Böyle bunlar da sarmalık için. Bunları da haşlayacağım. Harani de haşlayacağım. Birazdan göreceğiz hepsini. Göreceksiniz, göreceksiniz, bayılacaksınız. Yemek için can atacaksınız. Ay işte bakın güzelliğe. Çok güzel. İşte dolmalık, kavurmalık, pırasayla beraber turşu yapacağım sapları arkadaşlar. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Bol sarımsaklı, böyle acı biberli yapacağım. Of, onu da soğanla kavurup yiyoruz biz çayla. Çok güzel oluyor kesinlikle. Şimdi kaldiriklerimi doğrayayım, barbunyam haşlanırken. Sonra bunların suyunu koyacağım. Bakın ellerime kaldirik böyle yapıyor maalesef. Bakın. İşte. Ne yapalım? Eldiven taksaydın diyorsunuz, şu an duyuyorum sizi. Emme eldivenden olmuyor ya. Olmuyor böyle. Eldivenin başka yere gidiyor, elim başka yere gidiyor. Hiç olmuyor. Rahat iş yapamıyorum, çalışma yapamıyorum. Çok güzel bakın. Ana, bu başka ot mu ne? Yo, kaldırıkmış ya. Yeni açıyor. Ay çok güzeller ya. Semih abi. Günaydın bebeğim. Evet, pişti barbunyam arkadaşlar. Buradan da yıkamaya alıyorum. Çıldırmış. Çok güzel haşlandı. Kazanımı da koydum. Şimdi suyum kaynayacak. Ay, daha doğrayamadım sapları. İş yaptım arkadaşlar. Şimdi geçeceğim doğramaya inşallah. Hala geçemedim kaldirik doğramaya. Diyorsunuz ki artık yeter geç. Ama bunları yapmam lazım. Bu da burada soğusun. Güzel yıkadım, temizledim. Şimdi geçiyorum. Kazanımın altı da yanıyor güzel. Evet, şimdi çiçekleri doğrayacağım arkadaşlar. Geçtim doğramaya. Ellerimi de kapkara etti toplarken falan tabii ki. Önce sarmalıkları haşlayacağım. Barbunya uzunluğunda kesiyorum. Uyumlu olsun birbirine. Bazen zamanı olmadığı zaman böyle barbunyalı canım çekiyor. Hemen çıkartırım böyle soğanlı pırasalı. Efendim bebeğim? Mako'yu gezdirdin mi? Seni kızdırdı biraz değil mi? Kızdırmadı da yordu bir şey. Fikri salladı Semih ama inşallah duyulmamıştır. Vallahi çok akıllı köpek.
Biraz tohumları ermiş ama inşallah pişer yani. Bakarız, pişerse koyarım barbunyaya. Pişmezse eğer gider sap toplarım. Karıştırmadan ziyan etmem barbunyama. Çünkü bayağı bir barbunya haşladım. Çiçeği de kesinlikle çok faydalıymış. Ki faydalıdır gerçekten, hep söylüyorum, bamya gibi aynı sıvısı. Geliyorum makara, dur. Çiçeği sonunu doğruyorum. Ben bir tur daha atıp da geleyim. At bebeğim, hem spor olsun, hadi canım benim. Keçicikler de öyle beni bekliyorlar burada. Keçicikleri gezdireyim mi? Keçicikler gelmez herhalde seninle, senin. Geliyorlar. Onlar bir benimle geliyorlar. Vallahi geliyorlar arada. Et çay. Gel. Gel. Gel, hadi gidelim kızım, gel. Gel. Tamam, şimdi pırasayla saplarını doğrayacağım. Bunu alayım ayrı bir kaba. Hadi bakalım. Çok güzel ya. Baksanıza. Süper. Bakın benim kullandığım burada, hayvanlarınki orada, çamaşır astım da öbür tarafta. Tamam. Şimdi saplarını doğrayacağım. Akşamdan yıkamıştım. Suları süzüldü. Sapları da doğradım arkadaşlar. Bunun yaprağını koymuyoruz içine kesinlikle. Yapraksız oluyor turşusu. Bilginiz olsun. Önce sapları haşlayacağım. Sonra pırasayı haşlayacağım. Sonra şişeye koyacağız inşallah doğduktan sonra. Şöyle aynı hizada kesmeye özen gösterdim. Doğa ne kadar güzel, tabiat. Allah. Çok güzel olacak anne, dün topladıklarımız. Evet. Tamam. Kaldırık faslı bitti. Heh. Bu çiçekmiş. Heh. Su gibiler ya, çok güzeller. Tam zamanı bunu. Bakayım suyum ne alemde. Odun da attım içine. Emek istiyor arkadaşlar, yorucu oluyor ama çok keyif alarak yapıyorum gerçekten. Çok hoşuma gidiyor böyle işler. Zaten doğa da bakın cennet işte. Vallahi harika her şey. Süper. Keçilerime bakın. Burada tavuklarının iç içe olmaya bayılıyorlar. Anne keçi de orada yatıyor. Aşkım. Oy, yerim ben sizi, yerim. Coşkun. Oğlum. Aşkım. Coşkunum. Bebişim. Pas vermiyor ya. Uyuyor, uyuyor. Öt aşkım hadi. Horozum öt hadi. Suyum kaynadı arkadaşlar. Önce sarmalık yaprağımı haşlayacağım. Kaldırık yaprağı. Allah. Hop, düşmek yok.
Şöyle attım. Hemen şoklayacağım onları. Hiç bekletmeyeceğim hatta. Üzüm yaprağı gibi çap ettim. Haranide haşlanan çok güzel oluyor arkadaşlar. Bol suda, bol ateşte. Harika. İçi de çok değişik oluyor bunun. Onu da göstereceğim size sararken. Sarımsaklı yoğurt döküyoruz. Of, harika oluyor. Bu o kadar nazik ki hemen kararır, hemen. Yeşil olsun. İşi tamam. Bakın yemyeşil. Hop, suya atıyorum. Yemyeşil oldu, çok güzel. Daha da kalmadı, bitti. Evet, süper süper. Göstereyim hemen. İşte bakın, yemyeşil oldu. Çok güzel. Nefis. Sarması o kadar çok güzel oluyor ki. Sarımsaklı yoğurtla beraber, of. Hemen çiçeğimi koyacağım şimdi. Suyum kaynıyor. Pişsin. Güzelliğe bakın. Şimdi yaprağımı alayım soğuk sudan. Suyu süzülsün onun. Sarmaya hazır olsun. İyi kaynasın. Oy. Doğradım arkadaşlar pırasamı da. Şöyle köklerine şöyle çizik attım. Dörde böldüm. Kopartmadım ama. İçlerine girsin diye. Rahmetli anneciğim de böyle yapardı. Çok becerikli kadındı rahmetli anneciğim. Allah nurlar içinde yatırsın ya Rabbim. Vallahi öylesin. Bütün ölmüşlerimizi. Bu şekilde doğradım. Şöyle. Neyse, buradan koyarım ya. Çuvalın üzerine doğradım ki. Kaldırın sıvı sakınca zor çıkar. İşte böyle. Evet, çiçeklerim de çok güzel pişti. Resmen erimiş. Tamam, güzel. Süper. Emeğin boşuna gitmedi.
Bunları da şokluyorum. Kararmasın diye. Of, barbunyalı çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok. Vallahi aygazda yapsam dünya tüp yanar bunları. İşte doğal gaz bu arkadaşlar. Otunu da hemen gidip ormandan getiriyorum. Şurada. Harika. Bitti. Hemen bunu da göstereyim size. İşte süper. Bakın. Çok güzel. Yemyeşil ama videoda sanki sarı gibi duruyor. Tohumlu. Kesinlikle çok şifa faydalı. Şimdi ateşim yanarken turşuluk bacakları atıyorum. İşte süper. Az daha dökecekti. Hop. Bir tane bile kalmasın. Emek verdim ben onlara. Bakın. İkisini bir karıştıracağım. Buzdolabı poşetlerine doldurup dondurucuya atacağım inşallah. Çok güzel oldu. Bol sarımsağım da var arkadaşlar. Şimdi ezeceğim bunu biberle beraber. Sularımı da hep değiştiriyorum her haşlamada. Oldu turşumu. Bu çok erimemesi lazım. Tamam bebeğim, şu bidonu doldur aşkım. Oradaki bidonu doldur. Su lazım olduk şimdi. Bakın bu da yemyeşil oldu. Onu da göstereyim size. İşte yemyeşil. Harika. Çok güzel oldu. Şimdi pırasayı koyacağım. Pırasam. Doldurdun mu paşam? Evet anne. Burası da atacağım için suyu biraz daha bulalım. Pırasamı da kontrol edip hemen alıyorum. Bu çok erirse güzel olmaz arkadaşlar. Şimdi alıyorum bunu da.
kazanın komplesini koydum ben. Çünkü severim yapraklarını da. Tam kıvamında almışım valla. Oh çok şükür. Haşlama işim bitti. Allah rahmet eylesin. Sela veriliyor bir taraftan da. Ey insanoğlu, ölüm var. Çok coşma, çok koşma. Azma. Şükretmeliyi bilmeliyiz her zaman. Vallahi kuduran kudurana ortalık. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu işte böyle salçalı, gene kavuracaksın bunu. Soğanlı. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Adam ne güzel mübarek günde vefat etmiş. Rabbim bize de her şeyin hayırlısını nasip etsin. Hayırlı ölümler nasip etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah. Bakın bir kaldirikten, bir çeşit kaldirikten kaç çeşit ya yemekler hazırladım. Bakın bundan sarma saracağım. Harika oluyor tek kelimeyle. Ben bayılıyorum gerçekten. Ve sevdiğim şeyleri yapıyorum zaten, genelde güzel olanları. Duman da izin vermiyor konuşmama. İşte güzelliğe bakar mısınız? Kaldirikle, bacayla, turşu, pırasayla karışık yaptım. O da ayrı bir yemek. Çok lezzetli kesinlikle. Dumandan konuşamıyorum. La git öte git la! Of, bakar mısınız bana geliyor. Neyse dursun da. Heh. Bak şimdi buraya geldi, bak bak. Oğlum düşman mısın lan? İşte bakın bu da ayrı bir yemek oluyor. Çok lezzetli. Harika. Ya. Doğanın güzelliği işte arkadaşlar. Ne kadar güzel ve bereketli görüyorsunuz değil mi? Hep söylüyorum ya, söyleyeceğim de gerçekten. Şu toprağın görünüşü, ateş, işte yeşillik. Doğanın ziyafeti, Rabbimin ziyafeti bize bunlar. Bunlar bize Rabbimin gerçekten mirası. Ve elimden geldiğince değerini bileceğim. Değer veriyorum zaten, çok veriyorum. Ben yeşilliği çok seviyorum çünkü. bir izleyicim yazmış. Kocanın evinde et yiyordun, orada ot yiyorsun diye. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum gerçekten. He yolla da et yiyeyim. Belli ki üzülmüşsün. Ya ne, gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ha çok diyecek laf var da. İşte. Emme siz anladınız. Severek yapıyorum arkadaşlar. Severek yiyorum. Çok güzel. Bakın ama ellerim mahvoldu. Hiç umurumda değil inanın ki. Böyle eli seviyorum ben. Bu emektir işte. Zaten emeğimi anlayanlar anlıyorlar. Sağ olun, var olun. Böyle arkadaşlar. Yeri geliyor et yiyoruz, yeri geliyor ot yiyoruz arkadaşlar. Her gün et yenmiyor maalesef ama ot yeniyor gerçekten. Hiç bıkmadan, usanmadan, severek de yiyorum. Neyse bunları yapımına geçelim şimdi. Arkadaşlar bakın biberle sarımsağı da eziyorum böyle. Oy. Çok güzel oluyor. Mis gibi koktu bile bakın. Kaldiriye harmanlayacağım. Tamamdır bunun işi. Tuzla ezdim güzelce. Harika değil mi? Of. Evet arkadaşlar, böyle poşetleyeceğim barbunyayla kaldirik çiçeğime. Şimdi arkadaşlar turşuluğumu soğudu, suyu da aktı. Evet soğudu güzelce. Buz gibi oldu. Beklettim tabii.
Şimdi sarımsağını. Oh, çok güzel oluyor. Çok arkadaşlar. Bunu da çalkalarım suyla. Şimdi tuzunu da atacağım, harmanlayacağım. Evet, öğlen oldu arkadaşlar. Ezanımız da okunuyor. Yurt dışındaki izleyicilerimiz için, ezana hasret kalanlar için çok güzel oldu. Tuzlu su yaptım, koydum arkadaşlar. Allah. İki üç gün sonra yiyebilirim bunu da. Bismillahirrahmanirrahim. Yine cam kavanoza yapıyorum arkadaşlar. Camda çok güzel oluyor çünkü. İnanılmaz. Şöyle. Düşme. Daha çok turşular yapacağız beraber. İnşallah hepsini alır. Çok ezdirip yüzdürmüyorum. Su ilave edeceğim üzerine. İşte çok güzel oldu. Suyunu da ilave edeyim. Thank you.
turşumuz hazır arkadaşlar. Arada döndüreceğim çünkü tuzsuz su koyduğum için. Hemen gölgeye alayım, güneşte kalmasın. Tam zamanı arkadaşlar, imkanınız varsa tabii ki yapın, değerlendirin böyle. Yazın her şeyi, kışa ağızlık oluyor gerçekten. İnşallah size de yemek nasip olur bunlardan. Ne diyeyim yani? Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olun. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Benimle kalın arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.